Halil Bey, önceki konuşmamızda medya ile birlikte kötü bir ün alındığını ve bu birçok şeyi kaybetmenize sebep olduğundan bahsettiniz. Her şeyi kaybetmek nasıl bir şeydir? Bize anlatır mısınız bunu? Bir kere her şeyi kaybetmezsiniz. Her şey kaybedilmez. Bir şey kalır. Ama önemli, değerli şeyleri kaybedersiniz. Her şey gitmez. Sevdiğiniz annenizi kaybedersiniz, yıkılırsınız filan. Ama her şeyi kaybetmiş olmazsınız. Servetinizi kaybedersiniz. Her şeyi kaybetmiş olmazsınız. Şerefinizi kaybedersiniz. Ama her şeyi kaybetmiş olmazsınız. Yani önemli şeyleri kaybetmek bir yıkım getirebilir. Yani illaki her şeyi kaybetmek zorunluluğu yoktur. Önemli veya bizim önem verdiğimiz şeyleri kaybetmek bir yıkım getirebilir. Bu yıkımdan sonra görevimiz tekrar ayağa kalkıp tekrar koşmaktır yani. İşimiz bu. Küsmek yok, kızmak da yok. Ayağa kalkıp tekrar devam etmek lazım. Burada benim meşhur istatistiklerime göre burada en iyi ilaç, en çok kullanılan ilaç kabahati başkasına atma ilacıdır. Yani bana haksızlık yapıldı. Benim değerim bilinmedi. Eşler arasında mesela, eşler ayrıldığı zaman yani birbirlerine değerinin bilinmediğini söylerler. Patrondan şikayet edilir. Bu patron beni, değerimi anlamıyor. Veyahut da millet. Ya bu millet ya kardeşim filan millet. Devlet. Ya bu devlet biliyorsun kardeşim, kendine bir şeyler filan olmadan üstünde. Tabii biz de bu arada filan filan harcandık ya. Gibi. Yani oraya buraya kabahatı ya sebebi, suçu neyse serpiştirerek cesaret toplarız. Bu kötü bir şey değil. Yani insan kendini toparlamak için özgüvenini kaybettiği, özgüvenini, yıkımın getirdiği özgüvenini tekrar geri kazanmak için yaptığı böyle bir tedavi diye düşünmek lazım. Bunu fazla uzatmamak lazım. Yani bir süre yapıp sonra ayağa kalkmak lazım. Şimdi her yıkımın sonunda bir yeniden doğuş var. Çünkü yok oluyorsun ve yeniden doğuyorsun. Dolayısıyla eğer yeniden doğabilmek için Z kuşağını anlamış olman lazım. Çünkü Z kuşağı olarak doğman lazım. Çünkü Z kuşağının dünyası diye düşünüyorum.